Efendim iyi günler. 4D programından hepinize selamlar. Konuğum yine uzman çocuk ergen psikiyatrisi Algun Tüfekçi olacak. Bugün başka bir konuyu konuşacağız. Biraz ilginç bir konu. Başlığı da enteresan. Hepinizin dikkatini çekeceğini umuyorum. Tepkisel bağlanma bozukluğunu bugün konuğumuz bize anlatacak. Hocam merhaba. Etelepolikliniğinden geldiniz bugün de. Etelepolikliniğinden geldiniz. Uzman çocuk ergen psikiyatrisi olarak burada çalışıyorsunuz. Bağlanma ne demek? Bağlanma bozukluğu ne demek? Tepkisel bağlanma bozukluğu ne demek? Bütün bunları sizden duymaya ihtiyacımız var. Bağlanma ne demek? Oradan başlayalım. Bağlanma bebek doğduktan sonra işte özellikle 0-1 yaş arası olmak üzere 2 yaşına kadar çocuğun ihtiyaçları olduğunda çocuğa bakım veren kişinin ihtiyaçlarını karşılaması, yani hem duygusal hem de fiziksel ihtiyaçlarını karşılaması, işte doyurması, sadece işte altını değiştirmesi yetmiyor da dokunması, konuşması, onunla muhabbet etmesi, kucağına alması birçok faktör bağlanmayı sağlıyor. Çocuklar özellikle işte 8. aydan sonra falan bakım verenine iyice bağlanmaya başlarlar ve yabancılık hissetmeye başlarlar. 8. aydan önce yabancıyı pek hissetmezler de 7-8'den sonra işte yabancı biri geldiğinde o işte ağlamaya davranışları falan olurlar. Ama tepkisel bağlanma bozukluğu olan çocuklarda görüyoruz ki anne mesela ondan uzaklaştığında, bir yere gittiğinde falan arama davranışı olmuyor. Bağlanamadığı için ya da yabancı biri geldiğinde huzursuzluk duymuyor falan. Bu duygusal bağlanmanın olmadığını gösteren şeylerden biri. Bu sağlıklı bağlanma diye bir şey duyuyoruz zaman zaman, evet. Siz uzmanlardan. Evet. Bunu mu anlayalım hocam oradan? Tabii ki yani çocuk annesi işte 1,5 yaşında çocuk annesi ortadan kaybolduğunda hiç umurunda olmuyor. Yabancı biri geldiğinde hiçbir şey yokmuş gibi onunla muhabbet ediyorsa falan. Bunda bir gariplik vardır tabii ki. Tepkisel bağlanma bozukluğu genellikle aslında eğer ağır derecede olursa otizmle de karıştırılamam bir şey. Çünkü çocuklarda yeterince ilgilenilmediği için, uyaran eksikliği olduğu için bu çocuklarda bir süre sonra gerçekten göz teması da olmayabiliyor. Hı-hı. Ne bileyim konuşması gecikiyor. Aynı otizm gibi işte sosyal ortamlarda duygusal tepkiler vermiyor, sosyal ipuçlarını anlamayabiliyor. Böyle hayali oyunlar oynamak gibi şeyler yapamayabiliyor. Algıda da sorun oluyor mu hocam? Tabii bilişsel gelişim yavaşlıyor, algılaması yavaşlıyor falan. İşte yine bir içine kapanma, sarılmaya karşı tepki verme ve işte rutin davranışlar, kendi etrafında dönme, sallanma gibi falan birçok şey ağır tepkisel bağlanma bozukluğunda aynı otizme benzer ve ikisi karıştırılabiliyor bazen. Bu sık gördüğümüz bu durum. Türkiye'de maalesef tepkisel bağlanma bozukluğu çok fazla var. Yani bu aslında bir bakarsanız tepkisel bağlanma bozukluğu bir nevi ihmal oluyor. Yani çocuklar ihmal edilmiş oluyor. Tabi bunun birçok sebebi olabilir. Ya mesela anne doğum sonrası depresyona girmiş olabilir. Çocuğa yeterince ilgi gösteremiyor olabilir depresyondan dolayı. Ya istenmeyen bir gebelik olabilir. İstemeye doğurmuş olabilir aslında. Daha sonraki dönemlerde işte annenin kendi başka rahatsızlıkları olabilir ya da eşler arasında geçimsizlikten dolayı anne kendini hissetmiyor olabilir. Anne çalışmak zorunda olabilir. Bu nedenle sık sık bakıcı değiştirilmesi mesela yine tepkisel bağlanma bozukluğuna sebep olan durumlardan bir tanesi. Birçok şey buna sebep olabiliyor. Ama önemli kısım gerçekten bu çocuklarda güvenli bir bağlanma, bakım verenle güvenli bir ilişki olmadığı zaman gerçekten de ileri derecelerde otizme benzeyebiliyor. Çocuklarda genel olarak biz mesela televizyon karşısına konulmayı çok fazla görüyoruz. Yani eskiden işte çizgi film kanalları falan çok yokken Kral TV sendromu vardı. Koyuyorlardı Kral TV'nin, evet, başına saatlerce. Kriteri seyredeseydi. Şimdi de geçiyordu. Çizgi filmlerden çocukların bir şeyler öğrenebileceğini düşünen aileler var. Mesela bu şey de olabilir. Nasıl çocuk bakacağını bilmeyen yetersiz ebeveynlik bilgisi olan bir kadın da olabilir. Ya da ikiz gebelik olabiliyor ve ikiz çocuğu oluyor mesela. İkisinin bakımı, yükü ağır geliyor. Bir tanesi biraz daha böyle girişken oluyor. O annenin yanından ayrılmıyor falan, da daha çok ilişki kuruyor. Ama öbürü mesela televizyonun başında kalıyor saatlerce. Böyle ikizlerde bir tanesinin normal, öbürünün tepkisel bağlanma bozukluğu olduğunu falan da görebiliyoruz. Ya da üst üste çocuk oluyor. Bir tanesi daha bir yaşındayken öbürü olmuş, öbürü bilmem yaşındayken öbürü olmuş falan. Annenin bakmaya gücü yok, ilgilenemiyor. Haliyle de işte kolayını şeyde buluyor yani. Hani onlarla uğraşırken bir tanesi de şurada dursun falan gibi. Genelde böyle ortancalarda olur yani, üst üste olmuşsa büyüğüyle büyük yırtar. İlk çocuk olduğu çok, için çok ilgilenilmiş. En son küçük olduğu için de ortanca genellikle bu duruma maruz kalan o olur. Bu çocuk tabii televizyon başında falan kaldığı zaman saatlerce bir düşünseniz de karşıda konuşan gerçek üç boyutlu bir ilişki yok yani. Cevap veren biri yok, soru yok.
Dokunan yok, eden yok. Tabii size de televizyon gibi bakıyorlar geldiklerinde. Yani böyle boş. Tamam mı? Yani göz teması kurmayı duygu bilmiyor. Duygu olmadan bakıyorlar değil mi hocam? Tabii yani karşıda biri yok ki göz teması kurmayı öğrensin. Ya da konuşması gecikiyor çünkü yani zannediyorlar ki televizyonun başına koyunca bir konuşmayı öğrenir ama konuşma öyle öğrenilen bir şey değil. Karşınızda gerçek insan olması lazım. Soru sorulması, cevap verilmesi falan gibi. O çocuklar sadece televizyonda öğrendiklerini replikler şeklinde tekrarlıyorlar. Ya da sayıları öğrendi hocam diyorlar. Yani sayıları öğreniyor ama göz teması yok. Konuşmayı başlatmıyor. Oyun oynamıyor. Oyun oynamayı bilmiyor. İşte bay bay yapmayı bilmiyor. Ne bileyim el işareti kullanmayı bilmiyor. Yani hem sözlü iletişimi hem de sözlü olmayan iletişimi yok. Aynı dediğim gibi otizme benzeyebiliyor. Şimdi tabii tablet var, telefon var bir de. Yani televizyonda yemek yediriliyor, sonra tablet veriliyor elinde dursun diye falan. Böyle saatleri, 10-12 saati falan geçen çocuklar var gün boyu. Tabii başta ne yaptıklarını fark etmiyorlar. Bunlarda kilo alımı falan da oluyor mu hocam? Hani böyle yani olabiliyor da, olmayabiliyor da. Olmuyor da biliyor hiç. Peki baştan geri başa dönersek hocam, güvenlik duygusunun oluşması, oluşturulması önemli. Ebeveynlerin kaçırdığı bir şey gibi anladım anlattıklarınızdan. Yani ben bu çocukla nasıl sağlıklı bir güven ilişkisi kurarım, evet, yani. Bunu nasıl başlatırım, nasıl sürdürürüm gibi bir algının olması gerekir herhalde. Çeşitli buradan faktörlerden var. Dolayı işte depresyon olabiliyor, tecrübesiz ebeveyn olabiliyor, aile içinde sorunlar olabiliyor, kendini hissetmiyor ve bir sürü faktör devreye giriyor ve işte istenmeyen gebelik olabiliyor ve çocuk da yeterli derecede duygusal bağ kuramıyor bu sebeplerden dolayı. Ve tabii yeterince duygusal bağ kurulmadığını da anlayamıyor. Yani sadece böyle besleyeyim, altını değiştireyim falan bunun yeterli olduğunu düşünebiliyorlar. Ve tabii yaş ilerledikçe çocuğunun işte gözüne bakmadığını, konuşmasının geciktiğini falan, iletişim kurmadığını falan fark etmeye başlayınca bir şeyler anlamaya başlıyorlar. O zaman tabii tedaviye yönelme ihtiyacı oluyor. Burada tabii bize geldiklerinde biz bu öyküyü, hikayeyi önemsiyoruz. Yani üst üste çocuklarım olmuş, ikiz miymiş bunlar, işte anne depresyonda mıdır, istenmeyen gebelik midir, işte Türk aile yapısından dolayı mesela kayınvalideyle şeyle yaşıyorlar, kayınpederle yaşıyorlar, o her gün böyle evlerinin içinde ve anne mutsuz falan bir sürü şey olabiliyor. Biz bu hikayeye bakıyoruz, eğer işte anne gerçekten çocukla ilgilenmemişse uzun saatler ya tek başına oynamış oluyor mesela, anne evde iş yapıyorum ben diyor, sabahtan akşama ev, iş yapıyor, temizlik yapıyor. Burada çocuk ihmal bahsetmemiz gerekiyor değil mi hocam? Tabii bu bir ihmal. Edilmiş bir çocuk. Anne yemek yapıyor, temizlik yapıyor, bir sürü sabahtan akşama uğraşıyor ama çocuk orada tek başına oynuyor mesela. Hiç onunla iletişim yok. Tamam, iletişimimiz var mı diyorum. Evdeyiz yani beraberiz falan ama evliler beraberler ama iletişim yok. Yani sadece televizyon, ekran başında kalmak değil de yalnız kalması da sonuçta çocukta bir uyaran eksikliği, bir duygusal bağlanma gelişmiyor. Bu da aynı sonuçlara sebep oluyor. Biz bu öyküye bakıyoruz. Yani şimdi otizm olan çocukta böyle bir öykü almazsınız genellikle. O baştan beri ya böyle ilk aylardan beri bebekliğinde bile göz teması azdır. Sarılmaya karşı hoşlanmayabilir falan. Dokunmadan etkilenmemek gibi. Ya da belirli bir yaşa kadar normal gelişir. Böyle de olabiliyor. 1-1,5 yaşına kadar. Sonra bazı yetenekleri kaybetmeye başlamış olabiliyor ama zaten hani otizmi, otistik spektrum bozukluğu olan çocukların böyle oturup televizyona ilgi gösterdiğini, saatlerce izlediğini falan böyle bir hikaye almayız. Zaten ilgi göstermiyorlardır. Ama tepkisel bağlanma bozukluğunda böyle bir hikaye alırsınız. Yani işte annenin üst üste çocuğu olması falan gibi, annenin mutsuzluğu gibi, saatlerce ekran başında konması gibi. Bir kere öykü bizim için önemli olan, ayırt edici olan. Tabii ki bize geldiklerinde yine de otizm spektrum bozukluğunu yani dışlayamıyoruz. Ekart etmek için bakıyorsunuz herhalde. Dışlayamıyoruz çünkü ikisi de olabilir. Ne yapıyorsun hocam? Yani burada testleri mi oluyor? Psikolog arkadaşlardan mı destek alıyorsunuz? Muayenede zaten az çok aslında anlayabiliyorsunuz. Yani tepkisel bağlanma bozukluğunun o göz teması olmaması, işte işaret kullanmaması, konuşmasında gecikme falan da gerçekten otizm spektrum bozukluğu olanların işte tecrübeli bir göz yıllarca görünce aslında aradaki farkı biz az çok anlayabiliyoruz. Testler tabii yapıyoruz. Yani bazı tetkikler yapıyoruz, testler yapıyoruz. Aileden, aile tutumlarıyla ilgili testler yapıyoruz, konuşuyoruz. Sonunda her iki durumda da yani çocuk otizm spektrum bozukluğu olsa da, tepkisel bağlama bozukluğu olsa da aslında yapılacak şey 3 aşağı 5 yukarı aynı, iletişimi arttırmak. Biz ailelere eğitim veriyoruz mesela, çocuğa nasıl yaklaşılır, nasıl ilgi gösterilir, yani bilmediği şeyleri ona öğretmeye başlıyoruz. Hocam size şunu anlamak istiyorum, biraz daha netleştirirseniz sevinirim. Harika anlattınız, ayrıca teşekkür ederim bunun için. Bir anne çocuğunda tepkisel bağlanma bozukluğu olduğunu nasıl anlıyor? Söylediklerinizden alt alta yazarsa çıkar aslında. Ya bunun bazen, ya bu çocuk böyle, soğuk bir çocuk,
abisi de böyleydi ya da amcası da böyle. Hani bunun bir uzman gerektirdiğini, bir çocuk ergen psikiyatrisine evet. gitmesi gerektiğini nasıl anlayacak? Yani şimdi buna ilişkin neler söyleyebilir? Ağır olduğu aslında anlamıyorlar pek. Yani çocuğun konuşması gecikti. Biraz da böyle seslenince bazen bakıyor, bazen bakmıyor falan da çoğu bunu hayır çok ağır değilse anlamıyorlar zaten. Bize bir başka sebeplerle işte, gelebiliyorlar. Yani bu çocuğun konuşması gecikti diye gelebiliyorlar mesela. Evet. Mesela o anlamamış oluyorlar ama biz bakıyoruz ki evet konuşması gecikmiş de onun yanında davranışlarında da iletişimde de problem var. Aileye ondan sonra sorgulamaya başlıyoruz hani böyle bir şeyler var mı diye. Yani tepkisel bağlanma bozukluğu var diye gelmiyorlar tabii. Biz de anlamış değiller ama çoğunlukla konuşma gecikmesi. Ya da işte bay bay yapmıyor ya da pek seslenince bakmıyor, arada bir bakıyor falan. Ya da çevresindekilere garip geliyor. Ya bu çocuk niye böyle falan diye. Böyle değildi bu çocuk diye. O zamanlar geliyorlar bize. Bir sürü sebepten geliyor ama biz sonuçta ne olduğunu az çok anlıyoruz eninde sonunda teşhis koyuyoruz. Teşhis koyduktan sonra da tabii aslında bu bir ön tedavisi nasıl hocam? İlaç ağırlıklı bir tedavi mi? Terapi ağırlıklı bir tedavi mi? Bu bir ön tanı tabii. Geldiği anda henüz daha otizm spektrum bozukluğunu ayırt etmiş değiliz. Tedavisinde bir kere ebeveynine eğitim veriyoruz. Yani bu çocuğu saatlerce televizyon başında, ekran başında, tablet, telefon başında bırakmayın diye. İletişimi arttırın, dokunun, sevin, konuşun, ilgi gösterin. Hani bu çocuğa duygusal olarak yakınlaşın, birlikte oynamaya başlayın. De bunların eğitimini veriyoruz. Yani eskiden işte buna sebep olabilecek ne yapıyorsa onları değiştirmesi gerekiyor. Tedavisi aslında bu zaten. Yani aileler genellikle bizden böyle sihirli bir şey yapmamızı bekliyorlar ama ailelere tedavinin bu olduğunu anlatmakta zorlanıyoruz. Yani ya da anne mesela gerçekten bunları yapamıyorsa ve altında yatan bir depresyon varsa onu tedavi ediyoruz falan. O kaç yaşlarında daha çok hocam? Şu anda anlattığınız durum kaç yaşlarına görülmeye başlıyor? 5 yaşından önce yani 5 yaşından önce görülmesi gerekiyor. Çünkü o zamana kadar beyin gelişiminin çoğu tamamlanıyor falan. Daha çok 1-3 yaş arasında görüyoruz bunu. Bazen daha geç yaşlarda da getirilenler var. Ama 5 yaşından önce olması şart. Genellikle de 2-4 yaş arasında en sık gördüğümüz yaşlar bize getirilen kız erkek farkı gözlüyor musunuz klinikte? Yok hayır gözlemiyoruz. Yani hangisinin başına gelirse cinsiyet ayrımından dolayı olmuyor da. Ha, şu çocuk hani kızlarda daha az olur, erkeklere daha fazla olur gibi bir şey bildirilmemiş anladığım kadarıyla. Diyelim ki hocam aile bunu fark etmedi. 5 yaşından sonra fark etmedi. 6 yaşından sonra fark etmedi. Çocuk genç yaşa geldi. Ergen yaşa geldi. Fark edilmedi. Şimdi ama ne oluyor hafifse yani? Zaten hafifse bir süre sonra bir şekilde okula anaokuluna başlayınca oraya buraya başlayınca düzeliyorlar zaten. Yani şimdi anaokuluna gönderildiği zaman iletişim artıyor orada, ilgi artıyor falan. Durum hafifse zaten düzeliyorlar. Yani ailenin çok fark etmesine bile olanak kalmıyor. Ağır durumlardaysa zaten fark etmeme şansı yok. Yani bu gerçekten otistik gibi oluyorlar. Onlar tedaviye getiriliyor. Dediğim gibi hafifse anaokuluna başlamak, ilkokul şeye başlamak, ana sınıfına başlamakla kurtarıyorlar aslında bakarsanız. Evet, orada bir gözlem başlamış oluyor evet, çünkü. Evet, evet. Dış bir gözlem ama başlamış. Ama tabii oraya başladıklarında da orada bir tuhaflık hissediyorlar falan. Yani yaşıtların yakalamaları biraz geç oluyor, geriden oluyor. Tabii bu bağlanmayla ilgili problemler ileriki yaşlarda da hani insanlara güvenememe. Mesela öfkeye neden olur mu? Saldırganlığa neden olur mu? Yasal sorunlar olur mu? Mesela bencillik ne olur mesela? Yani geleceğinde ne beklenir hocam? Ya böyle bir yapılmış bir çalışma hatırlamıyorum ben ama ileriye yönelik. Yani gelecekte bunlara sebep olur diyemeyiz. Yani dediğim gibi çoğunlukla bunlar okula başladığında hafif durumlarda düzeliyorlar zaten. Yaşıtlarını yakalıyorlar. Çok ağır vakalarda ise yaşıtlarını yakalamaları geç oluyor. Konuşmasında bayağı gecikme olabiliyor, iletişim problemleri olabiliyor. İlkokul 1'e 2'ye kadar sarkabiliyor. Akademik başarıda zaten olmuyor değil mi bu anlatılan? Yok yani aslında oluyor. Erken teşhis edilirse ve tedavi edilirse bunlar yaşıtlarını yakalama ihtimalleri yüksek. Bazen çok geç getiriyorlar. İşte 5 yaşına gelmiş falan. Yani işte günde 10 saat televizyon başında hala çok geç fark edilmiş. Tabii onlar ilkokula başladığında falan yine de biraz tuhaf işte iletişim becerileri az falan. Onlar biraz daha geç yakalıyorlar yaşıtlarını. Bilişsel gelişimleri de etkileniyor. Yani uyaran eksikliğinden dolayı başarıları da azalabiliyor. Bir sürü problem var. Ama biz şunu şöyle ayırt edebiliriz. Yani gerçekten işte reaktif bağlılık bozukluğu, tepkisel bağlanma bozukluğu dediğimiz durumda biz bu aile eğitimiyle, iletişim arttırmayla falan çocukla kısa süre içinde işte göz temasında artış, bu teknoloji davranışların azaldığını, ondan sonra konuşmasının artmaya başladığını falan görüyoruz. Zaten aslında ayırıcı tanı da bu bizim için önemli. Çünkü otizm spektrum bozukluğu olan bir çocukta bu kadar sürede mesela 6 ay içinde falan böyle şeyler göremezsiniz.
O zaman anlıyoruz ki ön tanımız doğruymuş. Yani bu çocuğa iletişimi arttırdığınız zaman hızlıca düzeliyorsa evet bu tepkisel bağlama bozukluğu ne kadar diyoruz. Sürüyor tedavisi babamız? Yani bu ağırlığına göre değişir. Kaç yaşında bize geldiğine göre değişir. Yani orta ağırlıktaysa ve işte 2-3 yaşında falan gelmişse yani 1 yılda 1,5 yılda yaşıtlarını yakalıyorlar. İlaç kullanıyor musunuz hocam bu tedavide? İlaç şöyle, eğer çocukta gerçekten altta yatan bir işte dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu falan gibi bir durum varsa, çok davranış problemleri varsa bazen de öyle oluyor. Çocuk o kadar hareketli, dürtüsel ki yapacak bir şey yok, annenin bıkmış. Yani o yüzden mesela televizyonun başına duruyor diye koyuyor da olabiliyor. Yani öyle bir durum varsa altta yatan hiperaktivite, dürtüsellik gibi tabii ki o zaman ilaç tedavisi de vermemiz gerekiyor ki annenin tahammülü olsun, çocukla ilgilenebilsin ve aşırı derecede böyle dürtüsü olan çocuklarda da gösterme hasta azalıyor ayrıca. Bazı durumlarda evet ilaç veriyoruz. Evet. Tedavi seçenekleri var, tedavi başarısı var. Aileyle işbirliğini önemsiyorsunuz. Sadece annenin üzerinden belki de bir babanın da katkısı falan tabii, galiba tabii. Bazen olmalı. De babalar işte anneye hiç yardım etmiyor, çocukları süste olmuş. Baba eve geç geliyor, ondan sonra yemeğini yiyor, televizyonda yatıyor falan. Babaya, anneye de biraz destek vermesini, hafta sonları falan çocukla ilgilenmesi gibi şeyler konusunda da bilinçlendirmeye çalışıyoruz tabii O ki. Psikoeğitim meselesi de Tabii ki, evet. önemli. Hocam ilginç bir konuydu, farklı bir konu. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ya şunu da söylemek isterim ayrıca son olarak. Şimdi tepkisel bağlama bozukluğu olan çocukları biz hekimler olarak rehabilitasyona yönlendiriyoruz. Devlet hastanelerinde falan. Tabii rehabilitasyona gitmeleri için devlet hastanesinde sağlık kurulu raporu çıkarılması gerekiyor ve bu raporun çıkarılması için de bazen hekim oraya atipik otizm falan yazıyor. Aslında atipik otizm olmadığını düşünüyor ama rehabilitasyon merkezine gidebilmesi için öyle yazabiliyor hekim. Çünkü başka türlü devletin bunu karşılama olanağı yok. Çünkü tepkisel bağlama bozukluğunun bir özür oranı, bir yüzdesi falan yok. Onu yazmadan da devlet bunu karşılamıyor. Sonra oraya gittiklerinde atipik otizm yazıyor tabii. Bir süre sonra, bir yıl içinde falan düzeliyorlar. Şöyle bir algı oluyor. İşte otizm düzeliyor. Tamam mı? İşte biz terapi yaptık, eğitim yaptık. Oradakiler de hatta bazen bilmiyorlar, rehabilitasyon merkezindekiler. O düzelenler otizm değil, o düzelenler tepkisel bağlama bozukluğu. Bunun da bu ayrımı da yapmış olalım. Istiyorum, evet. Çok sağ olun efendim. Ben sevgili seyirciler, 4D programında bugün de birlikteydik ve Doktor Algun Tüfekçi hocamızı misafir ettik. Etiler Polikliniği'nde kendisi uzman çocuk ergen psikiyatrisi olarak çalışıyor. Üsküdar Üniversitesi'nin NP Hastanesi'nden de birlikte yatması gereken durumlarda da oraya yönlendiriyorlar aynı grup içerisinde. Hocamıza ulaşmak isteyenler 0212 270 12 92 nolu telefondan da ulaşabilirler. Kendisini medyadan, internet imkanlarından da ayrıca ulaşabilirsiniz. Önemli bir konu. Bir kez daha teşekkür ediyorum kendisine. İyi günler efendim.